Şimdi biz bugün bahçede Halis Ağa ile birlikte su problemi yaşadık. Su sürekli orada birikmiş, yosun tutturmuş. Peki hiç su vermesek ne olur o ağaçlara? Kurur. İşin sonu ölüme gider, doğru mu? O zaman ben alıyorum suyu, ağaca döküyorum. O zaman su ağacı canlandırıyor mu? Canlandırma kısmında hiçbir ortaklığı yok. Çünkü suyun kendi içerisinde canlandırma diye bir özellik yok. Hayat verme diye bir özellik yok. Peki suyu dökünce mi büyüyor o ağaçlar? Evet. Peki su mu büyütüyor o zaman? Hayır, su da büyütmüyor. O zaman bizim burada anlamamız gereken bir mesele daha var. Bir ince mesele. Kainat kitabındaki faaliyetlerin hiçbirinde sebepler kendisi esas rol oynayıcı değildir. Büyütme, çoğaltma, canlandırma, çeşitlendirme, renk verme, tat verme işlerinin hiçbirisinde sebepleri kullanamayız. Yani normalde tevhid hakikatini oturtmuş bir insan bir bitkiye su dökerken ya Rabbim hiçbir işe yaramayan bu suyu sen emrettiğin için imtihan gereği sen bu sebebe bağladığından dolayı çiçeğin üstüne döküyorum ki çiçek canlansın demem lazım. Doğru mu? Şimdi burada su dediğimiz perdeyi Allah Azze ve Celle imtihan olarak yaratmış. Perde. Suyu bir perde koymuş. Perdede ince bir olay var. Perdenin arkasında asıl işi yapan birisi olması lazım. Doğru mu? Bak şimdi şurada Zeki tut böyle. Kapat. Tamam mı? Kapattın mı? Evet abi. Tamam. Bak şimdi. Yürü 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 yürü. Uğur'a doğru yürü. Kapat beni Zeki. Bak şimdi. Şöyle sana su geldi Uğur. Tamam mı bak? Perde bir de oynuyor seninle. Su mu istiyorsun? Kutsal su mu istiyorsun? Şimdi bak al suyu. Aldın. Şimdi bu su... Bu su bir perdeyle sana geldi. Sen bu suyu içtin, büyüdün. Yedi düvel bu perdenin sana bu suyu getirebildiğine inandırabilir mi? Niye inandıramaz? Komik yani değil mi? Bu perdenin sana bu suyu verebilmesi için perdede bir kudret olması lazım. Hiç kudret sahibi perdeye benziyor mu? Suda var mı öyle bir kudret, görüyor musunuz? Az önce ne dedik? Su mu ağacı büyütüyor dedik. Bu perdenin sana bunu getirebilmesi için kudretle birlikte bir de ilim olması lazım. Çünkü suyun nasıl tutulacağını bilmesi lazım. Mesela şöyle yaptığında suyu tutamıyor değil mi? Çünkü suyu tutmak için şöyle bir mukavemet uygulaman gerekiyor. Peki az önce suda portakal ağacını şöyle büyütebilirim diye bir ilim görebiliyor musunuz? Onda da göremiyorsun. Bu perdenin sana bu suyu verebilmesi için şefkat olması lazım. Çünkü benim sana su getirip senin suyu içmen şefkat gerektiren bir iş. Peki suda portakal ağacını ıslattığında bir şefkat görebiliyor musunuz? Ben kıyamam ya. Hele portakallara hiç dayanamıyorum kuzum. Suda böyle bir şey görüyor musun? Göremiyorsun. Bu perdenin sana bu suyu getirebilmesi için irade olması şart. Niye? Çünkü bir tercih etmesi lazım. Bak iste bir. Bana su ver de. Su iste. Bak su iste. Vermiyor. Niye? Canı istemedi. Bunun sana az önce şu suyu getirebilmesi için, bak düşün perdeden su geldi sana diye. Bunu getirebilmesi için bir de iradesinin olması lazım. Canı istediğinde su verir, canı istediğinde su vermez. Bir tercih, bir seçim yapması lazım. Peki benim portakal ağacına az önce döktüğüm suda böyle bir irade, böyle bir seçim hakkı görebiliyor musun? Benim az önce söylediğim özelliklerin hepsinin sanılabilmesi için ismi azamdan olan Hayda olması lazım. Hayat sahibi olması lazım. Peki şu perdede, o zaman şöyle atıyorum hakkını, evet. Şunu da bir hayat görebiliyor musun? Hayat olsa kendini böyle attırmaz, atılsa geri kalkar. Hayat da yok. Peki az önceki suda, az önce sağladığım özellikleri portakal ağacına verebilmek için bir hayat görebiliyor musun? Göremiyorsun. Biz sebepler perdedir sözünü sadece bela musibet geldiğinde kullanmayalım. Suda bir sebep mi? Sebep. Peki su bir perde mi? Perde. Peki o perdenin konulmasının en temel amacı nedir? Şudur. Kim bunu perdeden bilecek, kim perdenin arkasını da görecek imtihanıdır. Gönül, sabır ile harman olmadan nasip ile buluşmazmış. Evlilik kader miydi? Peki ya ayrılıklar? Madem evlilik kaderse ve kaderimde evleneceğim kişi yazılı ise ben neden bunca zahmete giriyorum?